Gel. Hünkârım, Şah Uban Sultan Hazretleri geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şah Uban. Seninle konuşmak istiyorum. Geç otur şöyle. Veba salgını ile alakalıysa malumum oldu. Hatice'm nasıl? Yeni sarayına alışabildi mi? Ziyaret ediyor musun? Gözüm üstünde. Zamanla daha iyi olacak elbette. Sıkıntılı gördüm sizi hünkârım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Mihrimah Cihangir'le beraber bu sabah yola revan oldu. Edirne'ye, Hürrem'in yanına gidiyorlar. Hastalık kol gezerken ne lüzum vardı hünkârım? Allah'ım esirgesin. Gereken tedbirler alındı elbet. Cihangir hayli kötüydü. Yemeden içmeden kesildi. Eğer Hürrem'i görmezse daha da kötü olur. Vaka kısa bir müddet için gidiyorlar. Malkoçoğlu da yanlarında. Emniyet içerisinde gider gelirler. O halde mesele nedir? Ayas Paşa ile sohbet ettik. Kendisi bana Mihrimah'la alakalı bir tavsiyede bulundu. Daha evvel hiç aklıma gelmediği için biraz şaşırdım. Sen ne düşünürsün diye merak ediyorum. Sence Mihrimah'ın aile kurma vakti geldi mi? Mümkündür hünkârım. Zira ben onun yaşındayken bir kızım vardı. Hünkârım, merakımı mazur görün. Ayas Paşa damat olarak kimi tavsiye etti? Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa'yı. Ayas Paşa durduk yere böyle bir teklifte bulunmaz hünkârım. Belli ki Rüstem Paşa da kendini sultanımıza layık görmüş. Anlaşılan o ki sen Rüstem Paşa'yı Mihrimah'a münasip görmüyorsun. Siz münasip gördükten sonra laf söylemek kimin adına hünkârım? Lakin mevzu bahis olan Mihrimah'ın saadeti. O sizin en kıymetli hazineniz. Zannediyorum bu kararı iyice ölçüp biçmekte fayda var. Öyle. Vaka henüz bir karar vermiş değilim, acelesi de yok. Mihrimah'ın da aklında böyle bir düşünce olduğunu sanmam. Onun düşünceleri ve istekleri benim için ziyadesiyle mühim elbet. Lakin bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka evlenecek. Hakkı haliniz var. Arzu ederseniz Edirne'den döndüğünde kendisiyle konuşur, meseleyi açarım. İyi düşündün. Onun huzuru ve saadeti için doğru olanı yapmak isterim.